bir değişim, bir dönüşüm gerekiyor. Neden değişim ve dönüşüm gerekiyor? Çünkü insanlar artık, ben imge her yerde diyorum artık sokakta, estetik istiyor, zarafet istiyor, kullanabileceği şıklıkta bir ürün istiyor. Ve eğer bir de bunun üstüne çevreciyse, doğa dostuysa, kültür sanat dostuysa, üstüne katacağı etik değerler istiyor. Ben geleneği geleceğe taşımak gibi bir kendime yaşam misyonu edindim diyebilirim. Keçe dediğiniz şey depiyorsunuz, keçe oluyor, sivriltiyorsunuz, küllah. Bunun bir fıkrası da var. Kadının bir tanesi ustaya geliyor, diyor ki usta kocam öldü, evde çorba kaynamıyor. İşte benim oğlan size çırak olsa, burada çıraklığa da özellikle vurgu yapmak istiyorum. Usta kabul ediyor. Oğlan iki gün geliyor, üçüncü gün yok. Kadın 15-20 gün sonra pazarda görüyor, usta sesleniyor. Hanım, hanım. Hanım dönüyor. Senin oğlan diyor bana çırak olduydu. İki gün geldi, üçüncü gün yok. Hasta mı diyor. Yok, mesleği öğrendi. Anlamadım diyor. Usta şaşırıyor. Aman usta diyor. Deptin keç oluyor. Sivrilttin küllen. Usta vay be diyor. Öğrendiği yetmemiş. Anasına da öğrenmiş. Şimdi günümüzde sevgi, saygı, sabır, sadakat. Ben buna 4S diyorum. Olmadığı sürece ve bir işi aşkla üretmediğiniz sürece bir işin ustası olma ya da sürdürülebilir kılma şansınız yok. Keçe dünyadaki ilk tekstil ürünüdür. Dokuma kumaşlar başlamadan önce ve geçmişi Neolitik döneme kadar uzar ve dünyada koyunun yetiştiği her yerde bulunur. Onun için kadim kültür ürünüdür ve en büyük özelliği Neolitik dönemde nasıl yapılıyorsa hala aynı yöntemle yapılıyor oluşu. Teknoloji gerektirmez, teknolojik atık bırakmaz, zeytinyağlı sabunlu su, koyun yünü ve insan emeği. Başka hiçbir şeye ihtiyaç duymadan bir keçe üretimini yapabilirsiniz. Benim ustam Balıkesir Savaştepeli, bir kepenek ustası. Bizde keçe ihtiyaçtan kullanılan bir alt kültür ürünü. Ve göçer kültürün en önemli el sanatı olmasına rağmen sadece şöyle söyleyebilirim. İnsanlar ihtiyaç duyduklarında kullanmışlar. Yani üstüne herhangi bir katma değer katma gereği duymamışlar. Yani göçer kültürün, yani minimalist yaşam kültürünün en önemli tanıklarından. Çünkü şöyle düşünün, karınızı, kızınızı, ailenizi alıyorsunuz, koyununuzu, keçinizi, çoban köpeğinizi, atınızı ve dağlara çıkıyorsunuz, yaylalara çıkıyorsunuz. Ve yaylada kırptığınız koyunun yünüyle bir yaşam alanı oluşturuyorsunuz. Yani keçenin altyapısı minimalist yaşam kültürünün tanığıdır ve bütün kullanılacak malzemelerinizi, tekstil malzemelerinizi koyun yününü kırparak yapabilirsiniz. Koyuna, canlıya zarar vermezsiniz ve bir grup çalışmasıyla çadır yaparsınız. Yer yaygısı, çoban kepeneği, minder, çocuğunuzun beşiği, atınızın semer keçesi, ayağınıza patik, sırtınıza yelek, başınıza bere, şapka, aklınıza gelebilecek her türlü ürünü yapma şansınız var. O zaman ne oluyor? Şöyle düşünün. Hiç teknoloji gerektirmeden yapılan bir işi siz bugüne taşıyorsunuz ama günümüzde bu kullandıklarınızın hayatta yeri yok. Yani artık minimalist yaşam kültürü yok. Üretimlerimi kültür ürünü vasfını kaybetmeden yapmak için özel bir çabam var. Ticaret bir tarafa ama ticaretle birlikte bir kültür ürününü markalaştırmak, kültür ürününü insanlara, bir daha söylüyorum, kültür ürünü, hediyelik eşya değil. Yani
Bizde her şey hediyelik eşya gibi görünüyor. Ama mesele kendi değerlerimizi nitelik bozmadan geleceğe taşıyabilmek. Ben de aldığımın nefesin şükrü olarak bunu yapmaya gayret sarf ediyorum 32 yıldır. Ben 1983 Buca Eğitim Fakültesi resim bölümü mezunuyum. Endüstriyel tasarım ana sanat dalı ve 30'un üzerinde resim sergim var. Beyoğlu'nda büyük bir resim galerim vardı, Ezgi Galeri diye. Ben 2000 yılında Avusturya Liseliler Vakfı'ndan emekli olduktan sonra aynı zamanda eğitimciyim. Bahçesinde kocaman bir zeytin ağacı var diye ilk gördüğüm evi satın aldım ve Seferihisar'a yerleştim. Seferihisar Doğanbey köyünde yaşıyorum. Doğanbey'de yaşıyorum. Burada da bir atölyem var. Atölyede şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Tunç Soyer'in tahsis ettiği bir mekan. Ve Seferihisar Belediyesi'nin desteklediği bir mekan. Kadın Emeği Evi, Ayfer Güleç Keçi Atölyesi. Keçeye ilk başlamam ustama destek vermek içindi. Ama ustam kendini değiştirmeyince benim mesleğim oldu son çırağı olarak. Ve arkamda gördüğünüz makine de ustamın makinasıdır. Eski el yapımı bir makine, dövme makinesi ya da depme makinesi diye geçer. Ben somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı unvanı aldım. Ve bu unvanı aldığımda, bunu da yeni öğreniyorum 30 yıl sonra tırnak içerisinde söyleyeyim. Kültür Bakanlığı'na kayıtlı ilk kadın keçeci. Bunun onurunu yaşamak bana çok büyük bir heyecan veriyor. Çünkü şöyle söyleyebilirim. Neolitik dönemden beri üretilen bir kültür ürününü bizim köylü kadınlarımız üretiyor. Bizde yaşayan bir kültür. Afyon'da, Balıkesir'de, Konya'da, Urfa'da, aklınıza gelebilecek birçok yerde keçi atölyeleri hala atadan, dededen, hatta 3. nesil, 4. nesil yapan arkadaşlarımız var. Kire'de ödemişti. Atölyeler devam ediyor ve ben kayıtlı ilk kadın keçeciyim. Sanat ölmez. Hayat eşittir sanat aslında. Yani yaşam sanat. Yani kendinizi şekillendirme sanat. Eğer siz kendinizi şekillendiremediyseniz ve sürekli kendinizi aile baskısı, koca baskısı, işte ne bileyim ekonomik baskılar, toplumsal baskılar, din baskıları altında erimiş hissediyorsanız ve üretmiyorsanız o zaman öldünüz yani. Ama kendinize ait bir duruşunuz, kendinize ait edindiğiniz edinimler, kendinize ait bir beceri varsa o zaman işte yaşamda bir ifadeniz, bir anlamınız, bir duruşunuz oluyor. Kendi özgüveniniz oluyor ve söyleyeceğiniz cümleleriniz oluyor. Onun için sanat ölmez. Sanat sevgidir. Ne kadar savaşsak da bu savaşın altında hep mutlu olmak, sevgi dolu olmak, huzurlu olmak, geleceğe daha güvenle bakmak yatıyor. Ama biz hırslarımıza yenik düştüğümüz zaman acılarla sonuçlanıyor diye düşünüyorum. Ben hep savaşım kendimle ama topluma şunu söyleyebiliyorum. Ürettiğin kadarsın, sevdiğin kadarsın. Yaşadığımız toplumu da, yaşadığımız ortamı ve mekanı da sevmeliyiz. En temel şey sevgi. Evet, kadın olmak çok zor. Ama kadın olmanın avantajları da çok fazla. Çünkü ben üretirken kendi giyebileceğim, kendi taşıyabileceğim, kendi evimde kullanabileceğim zarafette, estetikte ürünler yapmaya gayret sarf ettiğim için artık o kecenin kaba halinden silken kaşmir moduna geçiyorum.
Ben Ayfer Güleç olarak Seferihisar'a yolu düşen tüm kültür sanat dostlarını Seferihisar Doğanbey Köyü'ndeki atölyeme veya Sığacık'a yolu düşerlerse Sığacık'taki keçe dükkanıma beklerim. Çünkü zamansız tasarımlar sizi bekliyor.